Suriye'de ordu kilit noktaları almak için isyancı güçlerle savaşıyor. Bu noktalardan biri de hiç kuşkusuz ülkenin ekonomik merkezi ve Türkiye'ye açılan kuzey kapısı olan Halep. Kentte bulunan Euronews muhabiri Faruk Atik, Halep'teki son durumun hiç de umut verici olmadığını aktarıyor. Güvenlik unsuru her iki tarafta da muammalı. Açıkçası muhaliflerin güçlü olduğu noktalarda güvenliğin daha iyi sağlandığını gördük. Ama yine de her şey değişebilir. Sıkça bombardıman sesleri duyuyoruz. Neredeyse her 2-3 dakikada bir. Çevrede arabayla gezerken de durum aynıydı. İsyancılarla Suriye ordusunu birbirlerine ateş açtığını duyduk. Burada Halep'te risksiz bir şekilde dolaşmak çok zor. Bugün şehirden kaçan bazı insanlara denk geldik. Onlar tabii ki ileride gittikleri yerde mülteci olarak yaşamak zorunda kalacaklar. Çünkü burada durum çok kötü. Her iki tarafında uzun süreli bir savaş durumuna hazır olduğu anlaşılıyor. Ancak görünen o ki tam bir batağa saplanacaklar. Çünkü Halep'te bir tarafın net bir zafer kazanabileceğini söylemek çok zor. Hükümet yanlısı güçlerin silah ve mühimmatı isyancılara oranla daha güçlü olsa da bu böyle. Buradaki halk da aylarca sürebilecek bir savaşa sürüklendiklerinin farkında.